Selamun aleyküm değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, mutlu günler diliyorum hepinize. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gördüğünüz gibi ben Sunay'dayım. Hoş geldin Gülsün. Selamun aleyküm. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Ben de söyle yanıma geleyim. Burada iyi değil miydi? Yok, burada değil. Burada. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de sorarsanız Allah'a hamdolsun. Bizimiz. Biraz hüzünlü, biraz buruk. İşte hayat böyle bir şey. Celal Bey köyde biliyorsunuz. Celal'ı mı özledi? Özlemem mi? Aman Sunay, beni bir cuma günü bir korkuttu Sunay. Ben aradığımda açarsa telefonu, eve ben namazdan sonra aradı. Ondan sonra bir korkuttu Sunay. Dedim ki ev yıkarken hani düştü mü, ne yaptı? Babam aradı beni, telaşa soktu. Dedi ki, Gülsün dedi, kocana ulaşamıyorum dedi. Arıyorum bakmayın, namazda da görmedim dedi. Allah korusun dedi, başına bir şey geldi dedi. Telefonu kapalı dedi, çalıyor, bakmıyor dedi. Sessiz almış telefonu. Ben de seni hoş aradım dedim, canlı yayın yapmıştı o gün. Abim dedim canlıya katıldı mı? Yok dedi. O zaman daha çok panik oldum. Hemen işte eşimin amcasını aradım dedim. Böyle böyle bir uğrar mısınız, bir bahar mısınız dedim. Babam da oradan fırına uğramış, fırından yanına birisini almış. O da oraya gidiyormuş. Alay malay cümbür cemaat öyle bize bir şey yaptı. Ya insan işte korku içine şetmişiz, kendimizi panikletmişiz. Ana sen sorma, bir de ağlarım, de ağlarım, iş yerinde sinirlerim boşaldı, ağlıyor. Allah kimseye yaşatmasın, Allah gecinden versin. İşte yok. Ben de bu akşam... Bir şey olmaz kork. Ben de dedim, dikkatli ol dedim, tahtalar çürük dedim o. Ya olur ya, Allah korusun yani, tek başına ne olur ne olmaz, insan korkuyor, aklım onda kaldı tabii ki. İlla insan şimdi kimse de yok yanında, orada biraz ıssız. Hani yani, çarşıdan uzak var. Sezgin abi geldi ama bu... Şimdi, dün gece geldi o. He, dün gece gitti. Şimdi aklım o kadar şey onda olmayacak. Bir de değerli arkadaşlar, bir de hani orası benim gelin olduğum. Eşimi askere gönderdim. Emri kucağıma aldım. Yani orada benim acı tatlı anılarım var. İster istemez Sunay'ın da işte... Bizim büyüdüğümüz de. Yani... Tabii ki üzülüyoruz. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Ama buruk. Nasıl diyeyim? Yani ailelerimiz gidiyor, öyle gidiyor da. Ev yıkılmış bir şey. Ev yıkılsa keşfem ne de. Büyüklerimiz dursun. Aynen öyle. Doğru söz. Olan ev olsun. İşte Sunay da bugün sabah ben Sunay zaten kahvaltıda bir şeyler yemiyor. Kendine göre şey yapıyor. Ben sağa gelsem sen yatıyorsun bu saatte. Ben kahvaltımı erken yapıyorum. İlaçları yediğimden dolayı. Onun için çağıramıyorum yani. Yatıyorsun saat 8'de. Ben namazı kıldım, geri yattım. Evet. Sonra işte saat 10.30 falandı. Bir de ben sana işe gitti sandım. Yok gitmedim. Bu hafta gitmedim. Geçen hafta da sular falan yoktu. Temizlik yapamadım. Bu hafta da içimden gelmedi. Yarın yapabilirsem biraz yaparım. Ama sağlık önemli. Kendin sabah şey aradı, Züleyha'yı aradım. Dedim ben tek kahvaltı yapmak istemiyorum. Kahvaltıya gelir misin dedim. O da dedi ki ben üstümü giyinip edene kadar sen hazırsan dedi. Ben de bizde yapalım dedi. İyi dedim ben de orta kahvaltı yaptım. İyi, sonra Sunay aradı beni saat 3 gibi. Dedi ne yapıyorsun ne diyorum. Hiç dedim ne yapayım. Şükran komşumuz var burada. Oraya dedi gidelim. Sen ne dedi? o gidek demedi. Çöp atacağım diye gideceğim. O zaman dedim gezeceğim dedi. Gezeceğim ayaklarım açılsın dedi. O zaman dedim ben de geleyim dedim. Orada kahve falan içtik. İşte üzüm ağaçları vardı. Üzüm de yedi. Üzüm de yedi. Siz kahve içtiniz. Ben üzüm yedim. Ondan sonra bugün öyle geçti. Akşam da dedi ben bu sene dedim oturup dedim sarma sarmadım dedim mesailerden dolayı dedim. O da üzüm sarması sarmış. Pişirdim çocuklara. Beni dedi İsmet'i gönder dedi, göndereyim dedi. İsmet'in de arkadaşları gelecekmiş arkadaşlar maç izlemeye. Ben dedim İsmet beni evden gönderiyor dedim. Ben sarma göndereyim dedim. Çağırdım, telefon açtım işte sana.
Ya sen buraya geldim deyince ben daha şey üstelemedim. Ben dedim oraya geleceğim dedim, beraber şey yaparız dedim. İşte böyle neler düşünmüş Sunay Hanım, bir bakalım. Sen niye bakayım yemeklerime? Bak, mamaratlar. Elma yanağı, şey, canal diyen de. Ne pişirdin Sunay? Ne mi yaptım? He. Hiçbir şey yapmadım. Kendisini ayrı pişirmiş arkadaşlar. Bu, kendi sarmam. Kaşar alayım. Kapak üstüne otursun diye küçük kapak koydum. Bu benim kendi sarma. Tuzsuz sarma. Tuzsuz, yağsız. Pilav yapmış. Pilav. Tavuklu et, pilav. Et tavuklu. Ondan sonra yine onu sarma. Da onu da çocuklara pişirmiş. Bizim ben, yaprak sarması. Köyden işlem göndermiş. Evet. Bu da pırasa yemeğim yaptım az yine. Dün işte. Olsun ha. Allah bereket versin. Ben yiyemiyorum ya, az yapıyorum yemekleri. Böyle. Çok şükür. Oh günümüzde. Allah daha iyisi ama iyi hiç Sunay'ımız da iyi. Çok şükür iyiyim ya. İyi hissediyorum kendimi yani. İyi. He. Vallahi o iyi oldukça biz de iyi oluyoruz. Biz... Çok şükür. Allah razı olsun seyircilerimize. Hep dua ettiler. Allah razı olsun. Dua eden arkadaşlarımız da. Herkese. İşte dünya dua üstüne kurulu diyorlar ya. Tabii. Hep tohtullardan umut beklemeyeceksin. Rabbimden de umut bekleyeceksin. Hele Rabbimden daha çok bekleyeceksin umutu yani. Evet. Yani tohtullarımız da Allah esir etmesin başımızdan. Evet, ben şunu şöyle bırakayım. Biz şimdi şöyle. Sen şeye ne yaptın? Bir de torun cehizleri yapmış, almışsın. Ay, he, de... cehiz aldım kızıma, prensesime. Onları görürüz biraz sonra, gösteririz. Ha, gösteririz. Biz yemeğimizi yiyelim, ondan sonra devam edelim inşallah. Şey dersin, devam etmek istersen edelim. Edelim. Yemeğe sonra yeriz. Tamam. Ben vanumaj değil şu anda. Tamam. Aşkınım gelmiş şimdi işten sahte. Tamam, onu bekleyelim. Ha, onu bekleyelim. Cezleri mi geçeceğim? Ha, gösterelim bakalım. Hem... Ne geliyor Sunay? Geliyor cevizi. İşte ben de Ayşe'ye beşik alacaktım. Anne alma dedi. Alma dedi. Ertesinin beşiği varmış, onu dedi kullanacağım dedi. Sonra battaniye alacaktım. Battaniye yorgan falan yaptıracaktım. Onu da kayınvalidesi benden önce davranmış. Biraz şey yaptım ama ben sana büyük hediye olsun. Ben de büyük hediye alacağım mecburen. Yapacak bir şey yok. Yatağını da herhalde dayısı alacak. Sen benim prensesimi elbiseden gördün mü? Görmedi. Ah, mendilleri bu da. Evet. Bunlar mendili. Sen o inoyasını biliyorsun ya. Mendil yaptım bak. İki tane mendil yaptım. Gelen prensese çok ağır geldi, çok. Adını ne koyacaklar, haberin var mı? Güzel, bak. Vallahi şey, neydi ya, aklıma geldi ya da gidiyordu. Bu da mendili. Bunu da başkasına hediye yaptım. Başkasına derken? Başkasına hediye yaptım. Ayşe bile. He. Ayırmadım onu. Yine bir şey yaparız içine yani. Boş, öyle sanırım değil. Bu ne? Bu da çıldır ki ya. Çantası üstüne, kucak çantası oluyor ya. Sarılık olmasın. He, sarılık olunca bunları örtüyorlar ya, saracağım ben. He. Bunu da örtüme yaptırdı. Kendim yapamıyordum hastaneye. Ağabeyim yaptırdı. Bunu da öyle bunları yaptırdım. Yani çanta üstüne lan örter. He. Örterse. Allah'ım sağ olsun. Vatanına, milletine, anasına, babasına hayırlı olsunlar. İnşallah. Bunlar en yeter ki esipleri bak. Bu. Prensesimin elbiseleri. Bu da çorapları. Bu battaniye. Pempeş pempiş. Ha, bu da battaniyesi. Güle güle kullansın. İyi günler. Kızım. Öyle işte. Bu kadar. Yine hediyesi ağır hediye geride. Biz aldık gönderdik. İsmet internetten aldık. Böyle bir şeyleri falan gönderdik. Ben şimdi gösteririm desem yalan. Orada göstermek nasip olursa. Sıvırdığının şeysi. Güzel, güzel. Güzel değil mi? Evet. Güzellerden aldım ya. Böyle şeylerden gittim. Yaşı büyüsün dedim, öyle giy dedim. Küçükten her şey giyilince yani geri kalıyor. Büyüye zaten hemen çocuğa şey. Çok başlayayım. Güzel renkler de cıvıl cıvıl. Kızı renkler. Ay şuna bayıldım. Güzel değil mi? Ben böyle renkleri çok seviyorum. Canlı renkler. Bu da böyle asılıyla hoşuna... Benim sevmediğim renk, kremi pek sevmem. Ondan sonra
Bunlar da canlı renklerim çok seviyorum. Şöyle canlı canlı atlet aldım işte hepsinde. Çok güzel, hız çeyizleri. Şu da Mesut çok tatlı. Evet. Bir tane vardı, iki bir tane dalısı da alacaktım onu da. Evet, çok güzel. Bu da öyle. Bu kadar aldım işte. Yine bir şey alırım ben ona. Olsun. Yanına gidersen. Her hırkası da var da hırkası. Hırkayı getirmediler daha önce ördüler de. Sen yine örmüştün. Yok ben örmedim. Verdim ona. Evet. Bohçasına, bohçaya koy dedim ben. Evet. Çocuk çeyizim. Çünkü hırka, yelek falan ha, örmüştüm. Ördüm, ördüm. Verdim ben ona. İki tane yelek verdim. İşte bu çok tatlı ya. Evet. Yürürken giyiyor işte. Ben mahsus büyük aldım yani. Anne de büyük al dedi geldi. Hem büyük al dedi. Alırsan dedi. Almasam canın sağ olsun dedi. Ben yine aldım yani. Evet. Bizde başladı torun hazırlıkları. Bakalım hangisi önce doğuruyor. Şimdi valla bence ikisi de bir aynı şeyde gelecek. Ya aralarında bir hafta var ya 2-3 gün ara var. Bilmiyorum işte. Bunlar şimdi bohçalayacağım, göndereceğim. Kargoyu. Kargoyu. Sen gidemeyeceksin herhalde. Yok ben gidemiyorum şimdi. Canım aslında battaniyenin içine sığıyor mu? Sığıyor da buna kutusunu örtülmüyor. Bunları ben hep bohça yapacağım yerinden. Kartonu koymayacağım içine sahte. Böyle. Bu mendilleri ütüleyeceğim, bir ütülemem lazım. Ama şu şeye... Yok o ütü... Sarı şeye baba yıldım. He çok güzel olmuş. Çok güzel yapmış. O yasını da güzel yapmış Allah için. Bunları bir şey yapayım da ütü yapacağım. Öyle göndereceğim. Evet. Çok güzel. Şurada tramı da çok güzel oldu. Evet. Askılanlarla göndereceğim. Gelin göndereyim dedim kızım dedim. Gönder anne. Gönder. Asar dolabına şöyle. He dolabına asar dedim. Böyle işte. Bundan yazık can sağlığı. Yeter ki dünyaya gelsin de fena dolarım. Yeter dünyaya gelsin de eksiklik falan olsun. Tabii canım. Alırız yine alırız. Daha büyük daha modalar çıkar ki ne güzel. Böyle arkadaşlar işte. Poşetler kaybetmiyor ki lazım oldu bana. Tabii canım. Şunları götüreyim ben. Böyle bir bembeyaz hırkası var kirazına da onu süsledi. Evet, totolu. Sultu Leyha'daydı o da. Arkadaşı da yaptı da. Düğme alacak ya, düğme dikecek yahasını. Düğme dikecek, o da şey yaptı bunu. Olsun, ben de şey olayım ki, kendimi toparlayayım ki, yine ben de öğrendim bu arada. Sunayımız iyi ya, önemli olan. Çok şükür. Onun geliyor ya, iyi oldu. Tabii canım, Allah'ım. Onu seveceğiz ya. Böyle işte arkadaşlar. Çok şükürler yarabbim. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Biraz şeyin aşkının gelmesine az kaldı değil mi? Aha, az kaldı. 15 dakikadan kalmış. Öyle işte. Çok şükür olsun. Bana şey bırakmadılar. Her şey Ayşe demiş ya. Kızım biz de almadı o. Biz de bir şey almadı o. Hep kendileri aldı. Şeyde kayınvalidesi de Allah razı olsun. Hiç. Torun geliyor ya sevinirler de. Biz ihle de aldılar. Beşin elen aldı. Yatağını alacağız işte. Şeyini, arabasını aldık. Şeye gezdirme arabası. He gezdir şöyle. Biz ihle de aldım. Ben oğlan Mehmet elen de almıştım. Öyle, yeter ki. Çocuklar oluyor, hevesliyel onunla. Ben de kekliyim, gelen olacak galiba. Kekliyim, misafir geldi. Almışlar, bize harcat kalmadı. Alsın. Ben buradan şey yapamayayım ki. Neden alayım da burada? Çok şükür, onları alsınlar. Öyle işte. Canan aradın mı bunu sana? Konuştu. Doğru konuştuk. Onu ben aradım mı acaba? Bugün aramadım, dün aradım. Dün konuştunuz herhalde siz. Ben dün konuştum. Seni sordu. Bugün konuştum, dün konuştuk dedi. Aradım. Ondan sonra. Bize de git dedim, ben yat bizde de yat dedim. Ben o enişten evde diyeyim, git yat diyeyim. İki bekar yatarsınız diyeyim bunlara. Birbirinizi ağırlarsınız demişim. He, biri çay yaparsınız, biri bir şey yaparsınız. İyisiniz dedim, ben ne yapayım dedim. Yatak da var yatmaya dedi. Valla. Ben git dedim o, gitsin ne yapayım, yabancı gibi durmasın. Allah razı olsun. Komşular da şey yapmışlar, dayımın kızı da gelmiş. Onlara peynir göndermiş, hırma göndermiş. Ondan sonra Allah razı olsunlar, ilgileniyorlar komşular da. Köyün insanları iyi be, öyle şeylik yapmıyorlar yani.
kendi şeylik yapmıyorlar. Herkes elinden ne olursa yardımcı oluyor. Benim de şurada Şubat gibi primim doluyor. Eğer heyete midir nedir o yürürlüğe girerse emeğim. Girmezse de 3 sene diş, göz açıp kapanadır ölmezsem Allah nasip ederse. Beyamız artık köyde olacak. Bu zamana kadar olmadı. Olmadı derken. Nasıl olmasın? Oha çocuğu yani, yok, bir şey yok. İşte kimse kimsenin ne yaşadığını bilmiyor. Hayat şartları şey yapmadı. Çoğu yazmış yorumlarda Gülsün o yatakları annemlere gönderseydim, koysaydım falan filan. Şimdi annem, ben daha önce söyledim, kızım dedi, kaçan balık büyük olur dedi. Benim buraya getirsem dedi. Yatağı götürmüş, ev götürmüş, laf olur, söz olur dedi. Ya kim edecek ki? Ondan sonra biliyorsunuz, yani şey dedi, durursa dedi, iyi olanları yıkarız, ben de yardım ederim dedi, şey yaparız dedi. Siz yeter ki evinizi oraya yaptım ya Allah nasip ederse dedi. Yeter ki eşsiz yatak yorgan olsun. Keşke öyle yere müsait yeri olsaydı da götürseydi yani. Kim ne diyecek? Kimse laf demez. Benim yerim müsait yerim yoktu hani. Yok yoktu. Benim yok yani müsait yerim ondan yok. Ondan sonra. Var desem yalanım şimdi. Anasına götürdü, etti, laf kim olur, diyecek? Söz olur dedi. Kimse yani, de. Kaçan balık büyük olur dedi. Şey yapamadım. Hadi hep de biz köye gidemedik. Kayınpederim biliyorsun. Babam biliyorsun bizi köye hındık toplamaya şey yapmıyordu. Hındık zamanı olayınca. Çağrı bir şey demez. Hey gelsin. Sen de hemen katılamam. Ama şey yapmıyordu da hani. Demezdi. Hındığı bir şey topluyordu, demez. Alıyordu. Ya büyükler hep öyle gelenekler. Şimdi kaybetti. Hındık için gelme köye diyordu. Biz de gelmek. Hadi büyükler de vermezdi. Şimdi büyüğü mü var? Hani biz almazdık. Biz de hani yani. Bizde büyükler varken küçüklere söz attık. Anlıyorsun yani. Ben bak büyüğümle kaç sene durdu? 19 sene durdu. Hep hındığı beraber topladı. Bize az bir hındık vurdu kaynağın. Ondan yani. Büyüklerimizin de gitti. Eskiden biz harcıyorduk yani. Eskiden öyleydi arkadaşlar. Büyük varken küçüğün bir şeysi olmuyor. Ha, olmuyordu. Büyüklüğü yanında durursan öyle oluyor yani. Buna da şükür. Allah'ımıza inşallah bundan sonra Rabbim orayı şenlendirmeyi, ocağımızı tutmayı nasip eder. Büyüklerimiz bize gelin, kaç gelindi? 6 gelin. 6 gelinde hep böyle sandık yiyici hındık örüdü yani yemelik falan örüdü. Şimdi yemeğe benim örüdü. Allah razı olsun. Ondan hakkını öyle şeylik yok yani. Hakkını yemem. Birer kova, birer şey veriyordu. Yani. Veriyordu. Bizim büyüklerimiz de öyle dedi, görürsün. Şimdi ondan sonra da kayınpederim öldükten sonra da mekanları cennet olsun. Kayınpederim öldükten sonra da yine anlatamadığımız sıkıntılarımız oldu. Bu her zaman şeyde söylenmiyor. Düğünler oldu, hastalıklar oldu. Gidemedik borçtan, harçtan. İşte bundan sonra Rabbim izin verirse, müsaade eder. Bundan sonra bahçeye, şeyize bahçeye toplarsınız. Yani Allah ömür verirse, sağlık verirse. Öyle. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Rabbim önce sağlık versin, sıhhat versin. Kimin gönlünde ne varsa muradını versin. Allah'a ısmarladık ol. Rabbime emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın, huzurlu kalın inşallah.